Merhaba arkadaşlar, Yaratıcı Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere makrome ip ile hazır çanta tabanı tığlama işlemi göstereceğim. Hazır çanta tabanları çanta yapımlarında kolaylık, ancak farklı iplerle kullandığımız zaman farklı şekilde tığlama işlemi gerektiriyor. Ben daha önce kağıt iple çanta tabanı kullanımı göstermiştim, videosunu da çekmiştim. Şimdi de makrome iple hazır çanta tabanı kullanımı göstermek istiyorum. Malzemelerim 32,5'a 12,5 hazır çanta tabanı, Yarn Art markasının 2 milimlik koton lurex makrome ipi, 250 gramlık çile bu, 250 gramda 205 metre ip var, bir de 4,5 milimlik tığ. Bu tabanı daha sonra bir çantada kullanacağım için çantayı da 4,5 milimlik tığ ile yapmayı düşündüğümden dolayı tığlama işlemini de yine 4,5 numara tığ ile yapacağım. Hazır tabanımızın delikleri bazen küçük oluyor. Eğer kullanmak istediğiniz tığınız daha geniş ise, mesela benim tığım 4,5 milimlik, yani tepesi biraz geniş, o zaman tığlamaya başlamadan önce bakın şu deliklerden şöyle tığınızın ucunu birer kez geçirerek genişletebilirsiniz. Bu şekilde daha sonra tığlama işlemi daha rahat olacaktır. Köşelere ve düz taraflara farklı sayıda sık iğne yapacağım için işaretler koyacağım. Tam köşelere denk gelen tepelerime, bakın şu deliklere, 3'er sık iğne yapacağım. Hemen 4 köşenin, şöyle baktığımda tam köşeye, bazen biraz kayma olabiliyor, tam köşeye ya da köşeye en yakın olan deliğe 3 sık iğne yapıyoruz. O yüzden hemen işaretlerimi koyuyorum. Şu şekilde 4 köşeyi belirledim. Bu arada köşelerin arasındaki deliklerimi de sayıyorum. 2 kenarda 2, 4, 6, 8, 9 bu kenar. Eşit olması için 2, 4, 6, 8, 9 da bu kenar. Batışlarımın düzgün olması için her iki taraftaki delik sayısı birbirine eşit olması gerekir. Şimdi ben buralara, köşelere 3'er sık iğne demiştim. Köşelerin yanındaki ikişer tepeye de çift sık iğne batacağım. Hemen bakın 1, 2, 3. Buraya da bir işaret koydum. Yine burada da bakın 1, 2 saydım. Hemen ikinciye bir işaret koydum. Aynı şekilde bu tarafları da işaretliyorum. Şimdi tekrar bakalım. Köşelere bir deliğe 3 sık iğne. Hemen köşelerin yanındaki ikişer deliğe ikişer sık iğne. 4 köşeye aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi bu aralara da bakın bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde tüm 4 kenara da o şekilde uygulama yapıyorum. Tabanımızın alta gelecek kısmını önümüze alıyoruz. Şu dar kenarın birinin ortasından başlıyorum ki daha sonra birleştirmelerim şu kenara denk gelsin. Bakın dar kenarı, tabanımın dar kenarı, arada 1, 2, 3, 4, 5 tane deliğim var. Hemen aradaki şu 3. delikten başlıyorum. Tığımı battım. Alttan bakın şuradan ipimin ucunu aldım. Şimdi bu arada bu ipimin ucunu da şöyle tığ ile ipimin arasından geçirerek burada tuttum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bu ilk işaretlere ben çift yapacaktım. Çift çift. Bu işaretin yanına tek, çift, tek. Bu ortaya tek gelecek. Tekle başlıyorum. Bir sonraki tepeye battım. İpimi aldım. Buraya 2 sık iğne yapıyorum. 1. Yine aynı yere battım. İpimi aldım. 2 sık iğne yaptım. Hemen başlangıcı şuraya bir işaret koydum.
Bir sonrakine tek. Aralara söylemiştim, bir tek bir çift şeklinde yapıyoruz. Tek çift, buraya yine tek sık iğne yaptım. İlk işaretime geldim, bu işaretimi çıkardım. Şimdi bu ve bu tepelere çift yapıyorum. Köşelerimin kasmaması için. Bir sık iğne, yine aynı yere battım. Bir sık iğne daha yaptım. Hemen yanındaki deliğe yine battım. Bir sık iğne, aynı yere bir daha battım. Bir sık iğne daha yaptım. Geldim aradaki ikinci işaretime, tam köşeye. Buraya 3 sık iğne yapıyorum. Battım, ipimi aldım, bir sık iğne. Yine aynı yere battım, ipimi aldım, 2 sık iğne. Yine battım, ipimi aldım, 3 sık iğne yaptım. Sırada bakın 1-2 tepem var işaretimle birlikte. Bu iki tepeye ikişer sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere battım, 2 işaretimi çıkardım, oraya da 2 sık iğne yapıyorum. Bir aynı yere battım, bir sık iğne daha yaptım. Bakın köşelere 3, köşelerin yanındaki ikişer tepeye çift, aralara da bir tek bir çift. Şimdi bu ikinci çifti de yaptıktan sonra şuradaki işaretime kadar, ilk işaretime kadar bir tepeye tek, bakın tek yaptım. Bir sonraki tepeye bir, iki yaptım. Yine sıradaki tepeye battım, ipimi aldım, tek. Bir sonraki tepeye bir, yine aynı tepeye bir daha yaptım, iki. Şimdi bu şekilde bir tek bir çift yaparak bu köşeye kadar geliyorum. Bu işaretime 2, yanındakine 2, köşeye 3, 2, bir sonrakine 2, aralara bir tek bir çift bir tek, yine köşelere aynı şekilde devam ederek başlangıca kadar geliyor. Tabanımı çevreledim, bakın sona geldim. Son tepeye de köşeden sonra, bakın köşede 3, 2, 2, 1, 2 yaptım. Sırada burada tek var. Başlangıç işaretimi çıkardım ve bakın şöyle ipimi uzattım. Burada tığımı ipimin üstünden şu şekilde, yani ipim altta kalıyor. Tavanın iç tarafından şu başlangıç ilmeğimin, tepemin her iki ipinin içine batarak dışa çıkardım. Burada ilmeği tığıma geçirerek ilmeği arkaya çektim, iç tarafa çektim. Şimdi şuradan şöyle bir sıkılaştırdım. Bir zincir çektim ve sıramı tamamladım. Tabanın tığlamasının ilk sırası tamam. Şimdi tabanın ilmeklerini belirlemiş olduk. Bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi şöyle çeviriyorum. İlmeklerin yukarıya doğru gidebilmesi için bir sıra geçiyorum. Farklı bir sıra bu. Bakın tığım iç tarafta, bu tabanımın dış yüzü. Şu şekilde tutuyorum. Tığımı bulunduğu tepenin şuradan iç tarafından dışa doğru batıyorum. Bakın bu ters tarafından da bir sonraki tepeye tığımı battım. İpimi aldım. Buraya bir sık iğne yaptım. Yine bakın şimdi tığımı, yine ipinin bulunduğu tepe, bakın şurası. Bu ip arkada. İçten batıyorum. Şu dış taraftan da bir sonraki tepeden
Tekrar iç tarafa çıkıyorum. İpimi alıyorum. Yine sık iğne. Şimdi buraya hemen bir işaret koyuyorum. Şurada ilkine, burası benim başlama yerim, işaretimi koydum. Yine devam ediyorum. Bakın. İpimin bulunduğu, bakın. İpim bulundu, tepe bu. İlmeğimin bulunduğu tepeden battım. Dış tarafa doğru tığımı çıkardım. Bir sonraki tepeden tekrar içe aldım. İpimi aldım. Çektim. Sık iğne. Yine bakın buradan bulundum, tepeden battım. Bir sonrakinden çıktım. İpimi aldım. Sık iğne. Yine bakın bulunduğum tepeden battım, bir sonrakinden çıktım, ipimi aldım, sık iğne. Tekrar şöyle gösterelim, bakın ipimin bulunduğu tepeye içten batıyorum. Bu arka kısmı, buradan da tığımı bir sonraki tepenin içinden tekrar içe doğru çıkarıyorum. İpimi alıyorum, sık iğne. Bu şekilde. Şuraya kadar, başladığım yere kadar devam ediyorum. Bir sefer dolandım. Bakın burada şöyle alttan bakıyorum. Bir, iki tane yine tığımı bulunduğu tepenin iç tarafından battım. Bir sonrakinden çıkardım. İpimi aldım. Sık iğne. Yine aynı şekilde buradan battım. Bakın şu son tepem kaldı. Burada da şu son tepemi şuradan çıkarıyorum. Bir sonraki tepeden şu işaretimi de çektim. İpimi aldım. Buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi işaretim buradaydı, başlangıcım. Bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde, bakın ipimi arkada bıraktım. Şöyle ilmeğimi hafif gevşettim. Şu başlangıç tepemin her iki ipinin içinden şuradan iç taraftan dışa doğru tığımı battım. Yine bu ilmeğimi tığımı geçirdikten sonra ilmeği iç tarafa çektim. İpim içte. Bir zincir çektim ve sıramı tamamladım. Bakın herhangi bir birleşme izi yok. Şimdi şurada altta bir sıranın tepeleri var. Burada da şu ördüğüm sıranın tepelerinin birer iplerinin ayrı kalıp şurada kalıp buraya bu deseni verebilmesi için, bakın bir sıra sık iğne yapacağım, ancak sık iğneyi tepelerin sadece dış taraftaki iplerinden yapacağım. Şimdi en son buraya bir zincir çekmiştim. Bulunduğum tepenin, bakın burası bulunduğum tepenin şu arka ipinin içinden battım. İpimi aldım. Bir sık iğne yaparak bu sırama başladım. Hemen şu tığımdaki ilmeğin altındaki şu tepeye işaretimi koydum. Şimdi bir sıra sırayla şu tepelerin şu dış taraftaki iplerinden sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir sık iğne. Sıradaki tepem bu. Arasından batıyorum tepenin. Dış taraftaki ipinin içinden sık iğne. Yine sıradaki tepem bu. Arasından batıyorum. Şu dış taraftaki ipinin içinden sık iğne. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramı dolandım. Tekrar başladığım yere geldim. İşaretimi çıkardım. Aynı şekilde yine birleştirmemi yapıyorum. Bakın hafif ilmeğimi gevşettim. Tığım şuradaki ipimin üstünde. İçten dışa doğru tığımı
Sıra başlangıç tepesinin her iki ipinin içinden battım. Şimdi bu ilmeği tığıma taktım ve ilmeği içe çektim. Bir zincir çekerek sıramı tamamladım. Bakın ne kadar düzgün bir kenar. Evet arkadaşlar, tabanım hazır. Artık bundan sonra yukarıya doğru çantamı örmeye tabanım hazır. Bakın çok düzgün kalıp gibi bir şekil aldı. Aynı zamanda şuradaki bu iki sırayı bu şekilde örerek bakın şöyle bir ayrıntı vermiş olduk. Kenara bir düzgün duruş olmasını sağladık. Şimdi bundan sonra artık istediğimiz modeli uygulayarak çantamızı yukarıya doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Bugün sizlere makrome iple hazır çanta tabanı nasıl tığlanır bunu göstermek istedim. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı paylaşmayı ve videolarımı önermeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.